çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Çocuk deyip geçmeyin programından herkese selam ve sevgilerimizle bugünkü programımıza başlıyoruz. Efendim bugün gönderdiğiniz mesajları cevaplandırmaya çalışacağım. E-mail ile gönderdiğiniz ve Twitter üzerinden gönderdiğiniz sorulara yer vermeye çalışacağım bir saatlik süre içerisinde. Efendim ilk mesaj Serdar Bey'in mesajı. Serdar Bey şöyle yazmış. Mahcup edilen kişi iradesini kullanmakta zorluk çeker diye yazdığınız Twitter hocam okul ortamındaki yanlış ve tehlikeli yarış hali ve bunun çocuklarımıza yansıması durumunu düşündüm. İster istemez öğretmen, veli ve çevredekiler baskı araçlarıyla çocukları mahcup ediyorlar. Bu durumu oluşturuyorlar. Anadolu pedagojisini önemseyip uygulamakta ayrıca bir irade gerektiriyor galiba. Ya da bizlerin kolaycılıkla kaçtığımız bir yöntem mi? Çocukları mahcup ederek ders çalıştırmak ya da yapacağı şeylere zorlamak. Kısacası hocam, kolaycılığa kaçmadan acı ilacımız nedir acaba diye yazmış Serdar Bey gönderdiği mesajında. Serdar Bey, acıyı hissetmeyi öğrenmemiz lazım. Acıyı içmek değil de acıyı hissetmemiz. Bir yetişkinin, çocuğun karşısındaki bir yetişkinin elde edeceği en üstün özelliklerden birisi de çocuğun duyduğu şeyi kendisi de duymasıdır. Yani karşıdaki çocuğu eğer mahcup ediyorsa bir yetişkin ve onun mahcubiyetini kendi özünde, kendi içinde duymuyorsa böylesi bir yetişkinin karşısındaki çocuk maalesef iradesini geliştiremez. Kişiliğini geliştirmekte zorluk çeker. Sen bu ödevini niye yapmadın bakayım diye ödev yapmamasını sınıf içerisinde ilan eden bir öğretmen, bir öğrencinin onu sınıfın içerisinde mahcup ederek aslında varmaya çalıştığı şey çocuğun bir dahaki sefere ödevini yaparak gelmesini sağlattırmaya çalışıyor. Ama kullandığı yöntem ne? Mahcup etmek. Kullandığı yöntem ne? Utandırmak. Kullandığı yöntem ne? İtibarını, arkadaşlarının içerisinde itibarını aşağı almak. Acı vererek terbiye etmeyi maalesef bizim toplumumuz bir gelenek haline getirmiş. Çocuğu mahcup ederek, çocuğu utandırarak, yapamadığı şeyleri onun yüzüne vurarak ve o acıyla çocuğun motivasyonunu sağlayarak bir sonraki sefere çocuktan başarı bekliyor olmak galiba bizim şu anda ülkemizin çocuk terbiyesindeki en büyük yanılgımız. Hayır, çocuk mahcup edilerek değil, çocuğun yapamadığı, çocuğun başaramadığı şeyler çocuğun yüzüne vurularak değil, hayır, çocuğun yapamadığı şeyler öylece kabul edilip ve olsun problem değil, bir dahaki sefere yapabilirsin ya da ben senin yanında yer alırım ya da nereyi acaba eksik bıraktım da bu olmadı ya da anne babasının belki de ihmaliyle çocuk ödevini yapmadı, yapamadı. Tüm bunları hiç göz ardı edip de çocuğun yüzüne ayıbını vurmak ve onu mahcup etmek maalesef bizim eğitim sistemimizin, bizim yetişkin olarak Türkiye'nin bir ahlakı durumunda görünüyor. Halbuki bu topraklarda bir İstanbul beyefendisi yetişirken, bu topraklarda naif hanımefendiler yetişirken onlara verilen tavsiye şuydu, mahcup etmemek tavsiyesi veriliyordu. Utandırmamak tavsiyesi veriliyordu anne babalara. Ama günümüz anne babaları acı verdikçe çocuğun duygularına, onu utandırdıkça
efendim iyi bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Öyle değil mi? Ayıbının yüzüne vurulması bir zamanlar bu topraklarda çok ayıp bir şey değil miydi? Bir insanın kusur ve kabahatinin deşelenip de onun yüzüne vurulması çok ayıp bir şey değil miydi? Çocuğun neden ayıp ve kusuru, eksikleri sınıfın ortasında, evin ortasında, mahallenin ortasında çocuğa vuruluyor? O insan değil mi? Evet, o insan ama maalesef yetişkinin çocuğun acısını duymak gibi, onun kalbindeki hislerini duymak gibi bir çabası çok defa olmadığından dolayı acıya yabancı olan yetişkinlerin çocuğu acıyla terbiye etmesinin efendim karşılığını görüyoruz. Hayır, çocuğu utandırmamak lazım. Çocukta utanma duygusunun olmasını istiyorsanız utandırmayın çocuğu. Çocukta mahcubiyet duygusunun var olmasını istiyorsanız, ki üstün bir özelliktir, mahcup olma hissini taşıyor olmak üstün bir özelliktir. Çocuğun mahcubiyet hissiyle hala var olmasını istiyorsanız mahcup etmemeniz lazım çocuğu. Anne babalar çocuklarındaki mahcubiyet hissini ve utanma duygusunu çocuklarını mahcup ederek, çocuklarını utanarak, utandırarak onların maalesef tüm bu duygularını alaşağı ederek bir süre sonra karşılarında utanmaz, bir süre sonra karşılarında mahcup olmaz, bir süre sonra karşılarında ahlaki değerleri çiğnese de yüzü kızarmaz bir çocuk oluştuğunda da bu çocuğa ne oldu diye hayret içerisinde kalıyor. Hayret etmene gerek yok. Utandıra utandıra nasır tutturdun çocuğun kalbini. Mahcup ede ede o çocuğun kalbini nasır tutturdun. Çocuğun eğri yazdığı, yanlış yazdığı, eksik yazdığı şeyleri alıp o çocuğun yüzüne çarpa çarpa. O çocuğu sınıfın içerisinde utandıra utandıra. Efendim tahtanın önünde tek ayak üstünde beklettire beklettire. Bu ne biçim yazı böyle? Çin yazısı mı, Japon yazısı mı? Çok ayırt edemedim. Çocuklar bir bakın bakalım bir. Arkadaşınızın yazısını görüyor musunuz diye elindeki kağıdı sınıfın ortasında sallaya sallaya. Bu çocuk işte ortaokuldan sonra, liseden sonra öğretmenini döver vaziyete gelen bir çocuğa dönüşüyor. Hep o çocuk küçük kalmayacak ki. Duygularıyla böyle oynanan çocuk bir süre sonra kendi etik değerlerini, ahlaki değerlerini kaybedecek. Evet, doğru söylüyorsunuz Serdar Bey. Siz çocuğunuzu bu sıcacık insani duygular içerisinde sevgi, şefkat, mahcubiyet, tevazu ve utanma duygusu içerisinde var etmeye çalıştıkça etraftaki kişiler maalesef sanki çocuğa düşmanmış gibi çocuğun içerisindeki bu en aziz, en mukaddes duyguları ayak altına alır gibi çocukla konuşuyor, çocuğun karşısında duruyor, çocuğun karşısında dikleniyor, çocuğu aşağılıyor, çocukla dalga geçiyor ve çocuğun içinde hissettiği acıyı hissetmiyor. Bir ebeveyn olarak ne yapmak lazım? Bir, böylesi kişilerle çocuğun o zayıf olduğu dönemlerde çok da içli dışlı olmamak lazım. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklar o özellikle erken çocukluk döneminde, okul öncesi dönemde çocuğun zihninin savunması yoktur. Oğlum sen gerizekalı mısın diye bir akrabası, amcası, dayısı, teyzesi, halası, üstteki komşusu çocukla dalga geçer vaziyetiyle bir konuda gülmüş olsa çocuk bu sözü ciddiye alır. Bu sözden incinir, bu sözden ezilir. Sizin kızın da maşallahı var, kıpır kıpır hiç yerlerinde durmuyor, hiperaktif mi ne bu çocuk diye seslenildiği zaman çocuk kendinin hiperaktif olduğunu ya da kötü bir şey olduğunu zanneder. Eğer çocuğa karşı duyarlılığı olmayan insanlarla birlikte oturuyor ve çocuğunuz da efendim okul öncesi dönemde bulunuyor ise az görüşün, öz görüşün. Kimseyi incitmeyin ama şu anda savunmasız olan çocuğunuzun karşısında da çocuğunuzu incitecek olan kelimeleri kullanacak olan kişilerle de çok birlikte olmamaya çalışın. Çocuklar ancak 7-8 yaşından sonra yetişkinin söylediği sözlerden aslında bir kısmının çok haksızlık olduğunu ve bu kişinin herkese karşı böyle laubali tavırlar takındığını fark ede kendisini ancak savunmaya başlayabilirler.
Çocuklarınızı o kişiden, o türlü kişilerden savunmasız olduğu dönemde uzak tutmakta fayda var. Bu bir. İkincisi, eğer çocuk 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşındaysa yine de böyle onu aşağılayarak, ezerek, mahcup ederek terbiye edeceğini, ders çalıştıracağını zanneden birileriyle birlikte ise o kişinin aslında yetersizliğinden çocuğa bahsetmek lazım. Eğer bir öğretmen sınıfın içerisinde bir çocuğu kaldırıp tokat atıyorsa, yazdığı yazılıdaki kağıdın üzerindeki harfleri eğri büğrü diye beğenmiyor, çocuğun suratına çarpıyorsa, bir çocuğu kaldırıp tahtanın önünde tek ayak üstünde bekletiyorsa, kolundan tutup bir öğrencisini sınıftan dışarıya atıyorsa, bu bir öğretmen yetersizliğidir oğlum. Kızım, bu bir yetersiz öğretmendir. Onun yaptığı davranışlar doğru değil, vicdanlı değil, ahlaki değil ve pedagojik değil. O öyle davranışları yapıyor diye bunu sen hak etmiş durumda da değilsin. Öğretmenin belki de iyi bir şey yaptığını zannediyor. Belki de döverek, belki de kolundan tutup dışarıya, müdürün yanına göndererek sizi terbiye edeceğinizi zannediyor. Hayır kızım, hayır oğlum, öğretmenini öyle kabul et. O öğretmenin öyleyse sen o öğretmeninle çok yakın ilişki içerisinde bulunma. Derslerini eğer anlıyorsan o öğretmenden sadece mekanik olarak dersleri dinle ve çık. Çok muhatap olma diyerek o yetişkinin davranışının aslında doğru olmadığını, çocuğun bunu kendi kişiliğine almaması için de çocuğa efendim tavsiyede bulunmak lazım. Bu illaki öğretmeni değil, fark etmez. Üst kattaki falanca teyzesi, ay benim pasaklı kızım gelmiş gel bakayım buraya diye eğer çocuğunuzu seviyor ise çocuğunuzla daha sonradan konuşun. Deyin ki yavrum, o kadıncağızın söylediği şeyler kendi yetersizliğinin bir sonucu, kendi çocuğu nasıl terbiye edememesinin bir sonucu. Senin onun söylediği sözlerle bir alakan yok. Sen benim için ve sen tertemiz pırıl pırılsın diyerek karşıdaki yetişkinin yaptığı davranışın yanlış olduğunu çocukla paylaşmak lazım ki çocuk kendisini, kişiliğini, onun söylediği şeyin doğru olmadığını fark ederek güçlensin. Yoksa markette sıra bekleyen birisi öndeki çocuğu ezerken, çocuğun sırasını onun elinden gasp ederken, kenarda onu seyrediyorsanız çocuğunuza tebessüm edin, bir ana şahin gibi, bir ana kartal gibi çocuğunuzun gözlerine bakın, tebessüm edin, olur deyin böyle şeyler ve çocuğunuz yanınıza geldiğinde hayır kuzum, hayır kızım, hayır oğlum, o senin yanlışın, senin eksikliğinden dolayı değil, o yetişkinin yanlış davranmasından dolayıydı, seni önünde dikkat etmedi, birden senin üstünden parayı uzattı, çabuk çabuk ben çıkacağım hemen şunu alır mısınız diye aslında yanlış yaptı diyerek çocuğa kendi üzerine o davranışları almaması sağlanmalıdır. Maalesef evet, toplumumuz çocuğa karşı duyarlılıkta çok da ileri bir noktada değil Serdar Bey. Acı reçetemiz, acıyı hissetmeye çalışmak, çocuğun acısını duymaya çalışmak. Çocuğun acısını duymayan bir kişiden çocuk eğitimcisi olmaz. Efendim, sırada Yusuf Alper'in bir sorusu var. Yusuf Alper lise 1 öğrencisi ve şöyle sormuş. Hocam ben lise 1 öğrencisiyim. Kadıköy'de ders çalışmayı çok seviyorum. Üstüme düşen sorumlulukları elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Fakat sınavlardaki notlarım istediğim gibi olmuyor. Belki size faydası olur diye söylemek istiyorum. Mesela sınavdan çıktıktan sonra sınav sonucunu çok yüksek bekliyorum fakat dediğim gibi çıkmıyor. Bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim diye yazmış Yusuf Alper. Yusuf Alper, ne güzel bir şey. Sen daha lise bir öğrencisiyken bir pedagoga e-mail yazıp da bunun sebebi nedir diye sorabilecek bir cesaretin, bunu sorabilecek bir sosyal gücün var.
Tebrik ederim seni. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bunlardan ilki şu. Bir kere derse çalışıyor olmak ile sınavdan illaki yüksek not almak arasında %100'lük bir ilişki yoktur. Sen çok iyi çalışırsın, ancak senin çalıştığın yerden değil de öğretmen başka bir yerden soru sorarsa, senin az anladığın yerden bir soru sorarsa, sınavdaki sonuç iyi gelmeyebilir. Bu çok doğal bir şey. Senin için önemli olan şey, acaba sınav öncesinde bilmen gerekli olan şeyleri, yerleri öğrendin mi acaba? Bu bir. İkincisi, öğreneceğin konuları sınavda başarılı olmak için öğrenirsen, o öğrendiğin konular birbiri içerisine girer ve karışır. Derslerde öğreneceğin konular, yaşamı öğrenmek için birer sana ip uçları şeklinde algılarsan, öğrendiğin şeyleri yaşam içerisindeki yerlerini yerleştirirsen, o zaman kalıcı bir öğrenme olur. Örneğin, tarih kitabını açtın, tarih kitabının içerisinde tarihin bir dönemlerinde yaşamış olan bir takım kahramanları, devlet başkanlarını, yöneticileri, savaşları, barışları öğreniyorsun diyelim ki. Ve bu öğrendiğin şeylerden de sınava gireceksin. Hayır, sınavı bir tarafa bırak. Sen örneğin diyelim Malazgirt Meydan Muharebesi'ni diyelim ki tarih kitabının içerisinde okuyorsun. Yaşa bir yaşa. Yaşa. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin olduğu seneyi bir düşün. Bundan kaç sene önce olduğunu bir hesap et. Başka yerlerle bağlantı kurmaya çalış. Malazgirt Meydan Muharebesi'nde katılan kişileri, komutanları ve o dönemki Türkiye'yi, o dönemki Anadolu'yu bir düşün. O dönemde insanların nasıl yaşadığını, savaşların neden olduğunu, o dönemde aynı tarihte acaba 1071'de Avrupa'da neler olduğunu, o dönemde acaba Asya'da neler olduğunu. Böylelikle eğer her bir şeyi birbiriyle bağlantı kurarak öğrenmeye çalışırsan, o zaman bir bütüncül öğrenme gerçekleştirmiş olursun. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden yola çıkarak aslında o dönemin dünyasında olan şeyleri de gözünün önüne getirmiş olursun. Avrupa'da şu yaşanırken o tarihte, Anadolu'da bu yaşanıyormuş. Asya'da o zaman şu varken, Anadolu'da bu varmış. Biz buna bir bütüncül öğrenme diyoruz. Holistik öğrenme. Eğer sen öğrendiğin şeyleri bir başka şeyle de ilinti kurarsan, bir başka yerle de bağlantı kurarsan ve o öğrenmeyi tamamen yerli yerinde gerçekleştirirsen, hayal edersen, sindirirsen, kağıt üstüne hatta yazarsan, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yere haritadan bakarsan, o haritada gördüğün yerde bugün neler olduğunu şöyle bir incelersen, o günden bugüne o topraklar nasıl da yapılanmış, nasıl da binalanmış, yollar nasıl da değişmiş olduğunu algılarsan, bir Malazgirt Meydan Muharebesi'ni okurken, yaşamda birçok şeyle bağlantı kurarken aslında yaptığın şey şu, ruhsal bir öğrenme gerçekleştirdin Yusuf. Öğrenme eğer duyarak, hissederek ve bir bütüncüllük içerisinde oluyorsa biz buna edinme diyoruz. Böylelikle sen o odana girdiğinde, Malazgirt Meydan Muharebesi ile ilgili satırları okuduğunda, yan tarafında senin bir dünya haritası varken, öbür yan tarafında Avrupa ile ilgili bilgiler bulabileceğin bir kitap varken ve öbür tarafta efendim Türkiye haritası varken, tüm bunlarla birlikte eğer o öğrenmeni gerçekleştiriyorsan, şu andaki öğrendiğin şeyi senin unutman, yanlış düşünmen neredeyse imkansızlaşır. Çünkü artık o senin kişiliğinin bir parçası oldu. At kişnemesinden kalkan sesine kadar her şeyi kendi zihninin içerisinde duyarak ve hissederek öğrendin. Evet, biraz vakit alır ama öğrendiğin şeyleri unutmazsın. Öğrendiğin şeyler zaten bugün orta 1'de öğreniyorsun, orta 3'de öğreniyorsun, arkasından bir de lise 1'de öğreniyorsun, lise 3'de öğreniyorsun. Bizim maalesef Türkiye eğitim sistemi öyle bir şey tam bütün olarak öğrenip
basamak olarak bir sonraki basamağı çıkartmak yerine dönüyor, dolaştırıyor aynı şeyi, bir orada öğretiyor, bir burada öğretiyor, az üstünden geçirerek öğreniyor, şimdi biraz derinleştirerek öğreniyor gibi anlamsız bir sistem kurgulanmış maalesef. Ancak sana tavsiyem, öğrendiğin şeyi tam olarak öğrenmedikten sonra bir sonraki basamağa geçme. Ruhunun bir parçası haline getirmedikten sonra, görerek ve hissederek neredeyse o öğrenmeyi gerçekleştirmedikten sonra bir sonraki basamağa geçme. Daha lise 1'desin, endişe etme, üniversite sınavı da ileride ve kendini sınava hazırlıyor olarak değil, hayır, öğreniyor olarak hayal edersen, düşünürsen o zaman öğrendiğin şeyler kalıcı şeyler olur. Bir de zihinsel öğrenme var ki, hani kitabı açarsın, pıtır 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 pıtır, şıkır 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 öğrenmeye, hızlıca okumaya çalışırsın. O okuduğun şeyler, o öğrenmeye çalıştığın şeyler, dışarıya çıksan, oyun oynasan, akşam yatsan, sabah kalksan, öğretmeninle başka bir konuyu konuşsan, bu sefer unutur gidersin. Neden? Çünkü şu anda zihinsel gerçekleştirdin öğrenmeni. Yani ezberleyerek öğrenmeye çalıştın. Ezberleyerek öğrenmeye çalışmak bir süre sonra o öğrenilen bilgilerin unutulacağı anlamına gelir. Hayır, ezber yaparak değil, dil dışında hiçbir öğrenmeyi ezberleyerek yaparak değil, ruhen ruhuna sindirerek ve duyumsayarak edinmeye çalış. Ruhun öğrenmesine çalış. O zaman göreceksin, girdiğin sınavlar senin için çok 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 basit olacak. Çok pratik olacak. Allah Allah, öğretmen bunu niye sormuş ki? Yani bu kadar basit bir soruyu diyeceksin. Öbür türlü ise gözünü tavana dikecek, hatırlamaya çalışacaksın. Efendim bir kere daha böyle düşünmeye çalışacaksın. Elini ayağını kıpırdatmaya çalışacaksın. Dilimin ucunda, dilimin ucunda, dilimin ucunda diye çırpınıp duracaksın. Çünkü sen ezberlediğin şeyi beyninin içinde yeniden getirmek için çaba sarf ediyorsun şu anda. Hayır, öyle değil. Bir kişi sana sorsa senin adın nedir diye, kağıda yaz dese, sen tavana bakar mısın? Adım neydi, adım neydi, adım neydi diye böyle elini sağa sola sallar mısın, bacaklarını sallar mısın? Yok. Niye? Çünkü o senin ruhunun bir parçası. Aynı şekliyle öğrenme de eğer bir bütüncüllük içerisinde olursa o da senin ruhunun bir parçası olur. Bir kere daha bunu hatırladığın sırada, bir kere daha karşına çıktığı sırada çok pratik bir bilgi olmuş olur senin için. Zaten adını sorar gibi Malazgirt Merdan Muharebesi'ni soruyorlar. Hala aynı konuları işliyoruz diye neredeyse senin de canın sıkılır. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim sınavla ilgili olarak. Sınava giriyorum, başarılı olacağımı düşünüyorum. Çıktıktan sonra bakıyorum ki düşük not gelmiş. Yusuf, mutlaka sınav kağıdına bakmaya çalış. Yani yaptığın sınavı ve düşük aldığın notu ya da beklediğin gibi gelmeyen kağıdı öğretmeninle birlikte bir kere daha gözden geçirmeye çalış. Sen acaba nerelerde yanlış yapıyorsun? Hangilerini niye yanılmışsın? Geriye dönüş, feedback vermek, kendini bir kere daha gözden geçirmek, sınavdan sonra, notlar okunduktan sonra bir kere daha gözden geçirmek, aynı hataları tekrar tekrar yapmaman için oldukça önemli. Sınav kağıdını, neyi, nerede, neden yanlış yaptığını da mutlaka görmen lazım. İyi yaptığın şeyleri de görmek lazım. Genellikle kişiler kötü yaptığı, başarısız olduğu konularla daha çok meşgul oluyorlar. Orayı öğrenmeye çalışıyorlar. Hayır, şöyle yapmaya çalış. İyi bildiğin konuları da daha da iyi bilip, daha da yüceltmek için çaba da sarf etmiş olursun. Sınavdan sonra, notlar açıklandıktan sonra sınav kağıdına bakarsan. Hatice Hanım'ın mesajı var. Hatice Hanım şöyle sormuş. Selamun aleyküm hocam. 10 yaşındaki kızımın internette içerikleri abuk sabuk olan yerlere baktığının şahidi oldum. İnternet geçmişine baktığımda kızım bu türlü yerlere girmiş olduğunu fark ettim. Bunun ilk kez olduğundan eminim. Çünkü evdeki tüm cihazların internet geçmişini inceledim. Bu beni çok derinden yaraladı. Ne yapacağımı bilemedim. Fakat ilk tepkim biraz sert oldu. İnançlı bir aileyiz ve de çocuklarımın ahlaki gelişmesine, akademik gelişmesinden daha çok önem veren birisiyim. Bu aşamada nasıl davranacağımı bilemiyorum. Kendimi çok büyük bir felaketle karşılaşmış gibi hissediyorum. Kızım, üç kızımın ortancası. Ablada hiç böyle bir şey görmemiştim. Fakat ortanca kızım
ergenliğe geçişin fiziksel anlamda ablasıyla aynı anda gidiyor. Bunu farkındayım. Bir yıl önce erken ergenlik testinin hepsini yaptırdım. Her şey normaldi. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Gördüğü görüntüler gönül dünyasında, ahlakında nasıl izler bırakacağını bilemiyorum. Acil görüşlerinize ihtiyacım var diye yazmış bir değerli dinleyicimiz. Şimdi bir kere kendimi çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalmış gibi hissediyorum. Değil, böyle bir şey değil. Evet, iyi bir şey değil. Şu anda karşılaştığınız bir şey. Efendim, ama bir felaket de değil yani. Bu türlü olaylarda çocuğun internet sitesinde sağda solda bir takım kendi yaşının üzerinde, kendi ahlaki değerlerinin ötesinde bir takım şeylerle karşılaşmış olması değildir aslında çocuğu yaralayan, zedeleyen ve belki de 5 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra kendi hatırasında izler bırakan ve belki de kendisini suçlu hisseten şey, o sırada ona bakması, görmesi ya da bir takım sınırının ötesindeki davranışlar içerisine girmesi değil, ebeveynin tutumudur çocukta iz bırakan şey. Çocuk yanılmış, bir merak duygusu içerisinde ya da arkadaşlarının yönlendirmesi içerisinde, bir yanılgı içerisinde böylesi bir şey yapmış ise, bu yaptığı şey karşısında ebeveyn ona sert, şiddetli, baskın, utandıracak, mahcup edecek, rezil edecek bir şekliyle yaklaşırsa, çocuk 10 yıl sonra annesinin yaptığı bu davranışın izlerine baktığında, aslında bugün de ben galiba işte erkek arkadaşlığı konusunda rahat olmam ta o zamandan başladı. Benim şu anda yaptığım hatalar, üniversitede yaptığım hatalar ta o zamandan başladı. Hatırlıyorum, bir gün böyle bir şey olmuştu da annem nasıl bağırmıştı diye aslında kendisinin suçluluk hissi, kendisinin değersizlik hissi, kendisinin mahcubiyet hissini efendim yerle bir etmiş olursunuz. Tüm bunları yaşatmanız doğru olmaz. Tamam, böyle bir şey olmuş. Böyle bir şey olduğu zaman yapılacak şey genellikle şöyle olması lazım. Bir gün oturup konuşulurken, internete girildiği zaman, internetin geçmişi ortaya çıkartıldığından, girilen sitelerin her birisinin kayıt olduğundan, bu türlü yere girmelerin doğru olmadığından, kişinin ahlaki değerlerinin zedeleneceğinden, hatta varsa böylesi örnekler, bir takım örnekler de verilerek çocuğun kendi üzerine alınması değil, 3 tane kızınızla bir anne olarak baş başa oturduğunuzda en büyük insanın erdemi kendisini koruyabilmesi, kendisinin yaşının üzerinde, ahlaki değerlerinin ötesinde bir takım şeylere ulaşmak istememesi olması lazımdır diye konuşmakta fayda var. Çocuk kendi üzerine eğer düşecek bir şey varsa o konuşmada hiç de direkt olarak muhatap olmadan efendim kendi üzerine düşen payı alır. Ama bizzat direkt olarak kendisine bunu yüzüne vurmak doğru olmaz. İnternetin kayıt yaptığını da söylemekte de fayda var. Bir felaket durumuyla karşı karşıya da değilsiniz, onu da söyleyeyim yani. Yalnız bu arada bir şey de ilave etmek lazım. Okullarda, ortaokullarda, 6. sınıflarda ders içeriği olarak çocuklara üreme ve üremeyle ilgili bilgiler aktarılırken çocuklara cinsellikle ilgili bilgiler aktarılıyor. Şu andaki ülkemizdeki milli eğitim müfredatında. 6. sınıf çocuklarının yaşlarına baktığımızda 12 yaş, 11 yaş, 13 yaş civarındaki çocukların olduğunu görüyoruz. Bu yaştaki bir çocuğa işte cinsellikle ilgili, üremeyle ilgili ve insanın mahrem duygularıyla ilgili, mahremiyetle ilgili şeyi topluca ve sınıfın içerisinde verilirse ve çocuklara bir de sakın bu söylediğim şeyleri de merak edip sağa sola gidip bakıp araştırıp dikkat etmeyin diye de iyice merak duygusu da kamçılanarak verilirse, maalesef benim karşılaştığım birçok çocukta böylesi bir ortamda güya ders alır gibi içeriği efendim cinsellikle ilgili temaların bulunduğu,
erkek fizyolojisi, kadın fizyolojisi, üreme ile ilgili bir takım şeyler duyarken maalesef çocuklar merak duygusuyla bir de bakıyorsunuz ki doğruca internete, merak duygusuyla bir de bakıyorsunuz ki kızların yanına, erkeklerin yanına bu türlü konuları konuşurken ben artık her şeyi biliyorum diye kakara kikiler yapmaya, hatta eve geldiğinde annesiyle babasıyla efendim soğukluklar yaşamaya başladığının onlarca kez şahidiyim. Maalesef ülkemizde evet eğitim reformları yapılmaya çalışıyor, eğitimde güzel hamleler yapılmaya çalışıyor, ancak kılcallara yüklenmiş olan zehirli tüpler kırıldığında çocukların maalesef bünyelerine zarar verici durumda. Bunu ben defalarca anlatmaya çalıştım bu radyo programlarında, yazmaya çalıştım. Çocuğa cinsel eğitim değil, mahremiyet eğitimi verilmesi lazım. Sanki bir efendim komünist bir rejimde gibi insanları bir odaya toplayıp topluca bir koloni olarak insanların en mahrem hislerini o sırada öğretmeniyle efendim öğretmeni karşısına alıp da çocuğun duyması, kendisinden daha büyük bir yetişkinin grup içerisinde kendisinin hazır olup olmadığı şeyleri de bilmeden duyması, efendim çocuğun kişilik gelişimi, efendim çocuğun cinsel gelişimi açısından doğru bir davranış değildir. Bak, arka taraftaki çocuk kızardı, bozardı, utanıyor, kafasını yere koydu. Neden? Çünkü ön taraftaki çocuk, hocam bunları sen bize anlat, anlat, biz bunları zaten biliyoruz diye dalga geçen çocuktan daha farklı bir aile yapısı içerisinde geldi. Sen arka taraftaki çocuğun duygularını alaşağı ettin, ön taraftaki çocuğu da daha çok teşvik ettin. Ve grup içerisinde böyle gruplar halinde çocuklara güya cinsel bilgiler vermek, hem de bir de ders kapsamı içerisinde ve çok affedersiniz, çok özür dilerim ama bir de bunun adına da üreme diye isimlendirerek, insan üremez, insan yaratılır yahu. Bu ne? Yani hani evet, hani toplumumuz dindarlaşıyor, toplumumuz efendim bir takım değerlere, ahlaki değerlere vesairelere doğru kavuşuyor. Toplumumuzda genel bir efendim insana saygı gelişiyor. Hayır canım, insana saygı insanın üremesi ile ilgili bir başlık atılarak mı saygı olur insana? Hayır. İnsan yaratılır, insan var olur. Tüm bunların her birisi insanı bu duygularıyla birlikte aşağılamak olur. Çocuklarda cinsel eğitim veriliyor diye şu anda okullarda verilen eğitim çocuk ruh dünyasına zarar veriyor. Ben sahanın içerisinde bir uzman olarak ve çocuklarla sapmış olan davranışların sapma noktalarını gören bir uzman olarak bunu netçe söylemek istiyorum. Bu türlü şeyler, çocuğun gelişimine ait bu türlü konular mahremiyet eğitimi kapsamı içerisinde verilmelidir. Mahremiyet eğitiminde nasıl veriliyor diye de eğer soruyorsak, o zaman ülkece oturup bir kenarda ağlamak lazım. Çünkü tarihimizin eğitim açısından, çocuğun eğitimi açısından en önemsediği eğitimlerden bir tanesi mahremiyet eğitimiydi. Ama bugüne maalesef o eğitim yansımadan geçti. Bu konuyla ilgili yazılmış kitaplar var. Bu konuyla ilgili yazılmış yazılar var. Bence anne babalar çocuklarının zihinsel eğitimine önem verdiklerinden daha da çok onların duygusal eğitiminin bir parçası olan, ahlak eğitiminin bir parçası olan mahremiyet eğitimi nedir yahu diye şöyle bir göz atıp şimdi anladım diyerek çocuklarda efendim okullardaki bu cinsel eğitim, kızları ayrıca al, erkekleri ayrıca al, kızlar çıktıklarında kikir desinler, ne anlatıyor hoca diye girin siz de dinleyin isterseniz diye öbürlerini meraklandırsınlar, öbürlerini teşvik etsinler. Bu maalesef doğru bir davranış değil. 6. sınıfa giden bir çocuğun, 11 yaşındaki bir çocuğun, 12 yaşındaki çocuğun duyacağı şeyler değil. Ve öyle olunca da işte bir değerli dinleyicimiz 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuğunun gidip internet sitesinde abuk sabuk yerlere merak saldığını, bakmaya çalıştığını söylüyor. Eğer meraklandırırsan çocuğu, yaşından önce bir takım şeyler çocuğa aktarırsan olacağı şey de bu maalesef. Efendim, bir Twitter mesajımız var. Fatma Bilge Hanım yazmış. Şöyle yazmış iki tane mesaj olarak Fatma Hanım. Hocam, özel okula giden oğlum dün gece diyor ki anne, öğretmenim yaramazlık yapanları duvarın önünde bekletiyor.
ya da teneffüse çıkartmıyor. Uyuyamadım hocam, gece ne yapayım ben şimdi? Daha birinci sınıf bu çocuk, ilk gün sizden bahsetmiştim. Cezaya karşı olduğumu da söylemiştim öğretmene. Ama adam bana her şey Adem Güneş'in söylediği kadar basit değil dedi diye yazmış efendim Fatma Bilgi Hanım. Şimdi doğru, Adem Güneş'in söylediği kadar basit değil ki çocuk terbiyesi. Çocuk terbiyesi, çocuk eğitimi yaşamın belki de en önemli, en dikkat edilecek. Bir baykuş gibi gözü hedeften ayırmadan çocukla birlikte onun ruhsal gelişimini takip ettirilecek bir sistem. İşte çok basit bir şey değil, onun söyledikleri çok zor bir şey. Evet, çünkü çocuk eğitimi o kadar zor bir şey. Evet doğru, çünkü çocuğun ruhsal yapılanması, onun insan olma süreci zor bir şey. Sen çocuğun duygularını al aşağı et, çıkart tahtanın önünde beklet, arkadaşlarının karşısında rezil et, utandır, mahcup et. O çocuklar da evlerine gittikleri sırada söylesinler. Emre bugün ne cezası aldı biliyor musun anne diye. Anneleri de sorsun hangi Emre diye. Hani var ya diye söylesinler. Senin çocuğun başka evlerde konuşma konusu olsun. Ve akşam eve geldiğinde, okuldan eve geldiğinde çocuk mahcup olarak gelsin. Annesi sorsun. Niye o oğlum mahcupsun? Ne oldu? Niye moralin bozuk diye sorsun. Çocuk cevap vermesin. Annesi okulda ne oldu oğlum diye sorsun. Bir şey yok ya, ikide bir soruyorsun, bir şey yok, bir şey yok deyip sinirlensin, çantasını yere atsın, içeriye gitsin. Adem Güneş'in dediği gibi basit değil evet çocuk terbiyesi. Tahtanın önünde bir çocuğu bekletmenin bahanesi, arkadaşlarının karşısında utandırmanın bahanesi, kolundan tutup çocuğu dersin içerisinden dışarıya atmanın bahanesi, Ali ile Ahmet birbirlerini itti diye ikisini de kaldırıp birbirlerine tokat vurdurup geçin deyip yerlerine, diğer çocukları da onun o tokat atan birbirlerine tokat attıktan sonra güya birbirlerine ceza verdiriyor. Gülmeleri ve bu çocukların uğradığı duygusal zararlar, evet doğru, Adem Güneş'in dediği kadar basit değil çocuk terbiyesi. Önce kişi kendisini terbiye etmesi lazım. Çocukla karşı karşıya gelecek kişi önce kendisini terbiye etmesi lazım. Kendi duygu dünyasını bir dinginleştirmesi lazım. Çocuğa kendisini hazır etmesi lazım. Kaba, saba, sert ve çocuğun acısını ve çocuğun mahcubiyetini ve çocuğun utanma hissini hissetmez bir duyarsızlık içerisinde çocuğun karşısına geçiyorsa böylesi bir ortamda zaten eğitim olmaz. Doğru, Adem Güneş'in dediği gibi kolay değil çocuk eğitimi. Kolayı var. Çocuk hareketlendiği zaman velisini çağır de ki sizin çocuğunuz sınıfın düzenini bozuyor. Ne yapayım sevgili hocam, bir psikiyatriste gidin. Ne yapayım? İlaç alabilirsiniz belki de. Daha o zaman dikkatli olabilir. Hem dikkat dağınıklığı da var çocuğunuzda. Kaç yaşındaki çocuk? 7 yaşındaki çocuk. 7 yaşında. 7 yaşındaki çocuk zaten Luna Park'a girmiş bir Luna Park'ın heyecanıyla sağa sola koşturan birisi gibidir. 7 yaşındaki çocuk daha okul nedir? Öğrenme nedir? Tüm bunların hiçbirisini bilmez bir vaziyette ve sadece senin rehberliğinle öğrenecek bir vaziyettedir. Çocuk biraz hareketlendi diye, ki hareketlenir çocuk, biraz dikkati dağıldı diye velisini çağırıp o çocuğu efendim bir psikiyatriste gönderip ilaçlandırmak, doğru Adem Güneş'in dediği gibi kolay değil. Bir fedakarlık istiyor öğretmenlik. Kendi ruhundaki dinginliği, sükuneti, alçak gönüllülüğü, mütevaziliği, hoşgörülüğü, olur, olur bir dahaki sefere daha iyi yaparsın demeyi, çocuğa kendisine hazır etmeyi gerektiren bir şey söylüyor Adem Güneş. Onun söylediği kadar kolay değil. O bir ütopyadan bahsediyor. Hayır, hayır, hayır. Bence bir ütopyadan bahsetmiyor. O bir zamanlar çocuğa kıymet vermiş olan bir medeniyetin bugünkü sesini dinlendirmeye çalışıyor. Bakın, açın seyyahların, Avrupalı seyyahların Osmanlı'yı 1300'lü, 1200'lü yıllarda, 1400'lü yıllarda gelip de gözlediği ve o gözlemlerini kağıt üzerine döküp de kendi ülkelerine götürdüğü seyyahların hatıralarına bir bakın. Gezginlerin hatıralarına bir bakın.
Bir tanesi şu anda aklımda. Cuma vakti diye başlıyordu Fransız bir seyyah. Şöyle yazmış satırlarını. Cuma günü Osmanlı'da özel bir gün. İnsanlar giyiniyor, kuşanıyor ve çocuklarının ve torunlarının ellerinden tutarak onları parklarda, bahçelerde, efendim sela verildiği zaman camilere doğru götürür vaziyette oluyorlar. Eğer bir çocuk yorulur ve dinlenme ihtiyacı hissederse yetişkin onu hissediyor yanında ve bir yol kenarına oturup yetişkinle birlikte, çocuğuyla birlikte dinlenen, etrafı seyreden babaları görmeniz çok muhtemeldir. Yetişkinler yürürlerken adımlarını çocuklarının adımları kadar ancak büyük atıyorlar. Onların adımlarından daha büyük atıp da onları yormamak için özellikle çaba sarf ediyorlar. Ve çocuklar bu topraklarda aziz bir misafir olarak ağırlanıyorlar. Osmanlılar kız çocuklarına kerime diye hitap ediyorlar. İkram olunan bu eve birisi tarafından, kimin tarafından? Allah tarafından ikram olunan birisi diye kabul ediyorlar. Erkek çocuklarına mahdum diye hitap ediyorlar. Mahdum. Nedir mahdum? Hizmet olunan diye görüyorlar çocuklarını. Nasıl hizmet? Ebeveynin bu çocuğun yetişmesi için kendisine hizmet ettiği kişi olarak görülüyor. Kendisine hizmet ettirdiği kişi olarak değil. Şimdi tüm bunların her birisine bakıp Adem Hoca'nın söylediği şeyler, efendim kolay şeyler demek, bunlar olmayacak şeyler demek doğru ve vicdani bir yaklaşım olmaz. Bir dönemde İstanbul Beyefendisi'nin yürüdüğü bu sokaklarda yeniden İstanbul Beyefendisi oluşturmak için eğer çocuğa saygı duyan bir yetişkin varsa lütfen siz de gidin, sarılın, öpün, koklayın onu. Efendim son mesajımızda Hanife Hanım'ın mesajı. Hanife Hanım da Twitter üzerinden şöyle sormuş. Pedagojik açıdan dua nasıl olmalı? Geçmişten günümüze değişik kültürlerde bu konu nasıl ele alınmıştır? Bilgilendirir misiniz diye yazmış Hanife Hanım. Hanife Hanım, çocukların dua etmesi, evet, onların psikolojik olarak iyi oluşu, ruhen güçlü oluşu ve güven duygusuyla efendim bir yere kendilerini bağlaması açısından özel bir eğitim. Dua çocuğun mutlaka yaşamının içerisinde yer olması lazım ki güçlü olsun çocuk. Kendisinden güçlü, efendim kendisinin güven içerisinde bağlandığı bir kişi olması lazım. Ancak dikkat edilecek şey şu, sınırlı vaktimiz içerisinde söyleyeceğim sadece birkaç şey olacak. O da somut olan istekler olmaması lazım çocuğa söylenilecek, öğretilecek dualarda. Yani oğlum dua et Allah sana işte ayakkabı aldırsın. Dua et bizim çok paramız olsun. Oğlum sen dua et işte Allah kaza vermesin. Oğlum sen dua et şu olmasın ya da şu olsun diye somut olan bir şeyler çocuğa söylenirse ve fakat çocuk dua ettikten sonra diyelim ki araba kaza yaptı. O zaman çocuk kendi duasının önemli olmadığını, kendi duasının kabul olmadığını, Allah'ın kendisini duasına karşılık vermediği gibi bir hisse kapılır. Çocuklarda dua ahiret yaşamına ait olması lazım. Allah'ım beni, annemi ve kardeşlerimi cennette buluştur. Allah'ım beni peygamberimizle beraber olmayı nasip et. Allah'ım bize cennette iyilikler ve güzellikler ver. Allah'ım yani söylenilecek şeyler soyut olması lazım. Dua etmeyi öğrenmesi açısından önemli bu. Somut şeylere çocuklar duada yönlendirilmemesi lazım. Efendim söyleyeceğim belki birkaç cümlelik, bu kadar kısıtlı zamanda söyleyeceğim şeyler bunlar. Efendim bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Yarın aynı saatte yine buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.